Evet. Çökenler konusuyla sevgili arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz. Bir saniye. Peki çokgen dediğimiz olay nedir? En üçten fazla olmak üzere en kenarlı şekle engen deriz. Çok da bakma gerek yok tanımını. Yani üç kenarlı bir şekle üçgen diyoruz. Değil mi? İşte dört kenarlı şekle dörtgen. Bakın burada beş kenarlı bir şekil var. Beşgen demişiz. Dış bükey, iç bükey, iç bükey bizi pek ilgilendirmiyor. İç bükey herhangi bir kenarın içe doğru büküm yapması demektir. İç bükey çökken. Bu bizi pek ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bununla işimiz yok. Bizim işimiz dış bükey çökenlerle. Dış bükey çökenler bütün köşeleri dışa doğru bükülmüş olan çökenler. Başka tanımı da var. Herhangi bir köşegenini çizdiğin zaman biraz büyük köşegenler, geniş köşegenler. Herhangi bir köşegenini çizdiğiniz zaman bu köşegenler şeklin dışına çıkmaz bakınız. Gördüğünüz gibi hiçbir köşegen şeklin dışına ama bak burada şu köşegeni çizdiğimiz zaman şeklin dışına çıkar. Değil mi? Dolayısıyla en basit anlamda iç bükey, dış bükey bu şekilde anlaşılabilir. Dış bükey çökenler dediğimiz gibi arkadaşlar bakınız. Ardışık iki kenarının oluşturduğu açılar çökenin iç açılarıdır. Şunlara biz ne diyoruz? İç açı bak şu, şu. Şunlar iç açılar. Bir iç açıyı 180'e tamamlayan açıya da ne diyormuşuz? Dış açı diyormuşuz. Herhangi iki köşeyi birbirine bağlayan doğruya da ne diyoruz? Köşegen diyoruz. Ya da herhangi iki köşeye bakın. Ardışık olmayan iki köşesini birleştiren her doğru parçasına köşegen. Ardışık doğru köşeleri birleştiremezsiniz. Bak, şu ikisini zaten bir kenardır bu. Dolayısıyla bu köşegen olmaz. Ardışık olmayan bakın bundan sonraki bakın şöyle olur. Ya da işte şu şekilde olur bakın. Ya da şöyle. Bunlar birer köşegendir arkadaşlar. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. Diğer taraftan bir çökenin en kenarlı çökenin özelliklerine bakacak olursak bakın önemli özellikler. Bir köşesinde en kenarlı bakın en kenarlı olursa biz burada altı kenarlı gibi görüyoruz ama kaç kenarlı olduğu mesele değil. Ene bağlı yapacağız. Bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen geçer. Bu köşegenler çökeni en eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayırır. Bakalım. Bakın herhangi bir köşesi. Bu kaçgen? Bu altıgen değil mi? Bir köşesinden en eksi 3 yani 6 eksi 3 3 tane köşegen çizilir. Gördüğünüz gibi. Ve bu bir köşesinden çizilen köşegenler yardımıyla gördüğünüz gibi en eksi 2 yani 6 eksi 2 4 üçgensel bölgeye ayrılır. Anlaştık mı? Buna dikkat edelim. Mesela bir üçgen mesela diyelim ki bakın üçgeni ne yapamazsın? Üçgende köşegen yoktur. Değil mi? Çünkü hepsi kenardır. Bakın buradan nereye köşegen çizeceksiniz? Değil mi? Ama mesela bir dörtgende, şöyle bir dörtgende gördüğünüz gibi iki tane köşegen olur. Bir şöyle, bir şöyle. Dörtgen kaç kenarlı? Dört kenarlı. Dört eksi, değil mi? Pardon, bir köşesinden bakın dört eksi üç bir tane ne yapılır? Köşegen çizilir ve gördüğünüz gibi iki tane üçgensel bölgeye yani dört eksi iki iki tane üçgensel bölgeye ayrılmış olur. Burada ondan bahsediyoruz. Ne demişiz? Bakınız. Bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen geçer.
bir köşesinden, herhangi bir köşesinden. Ve bu köşegen yardımıyla en eksi iki tane üçgensel bölge ayrılır. Bu nedenle iç açıların ölçüleri toplamı en eksi 2 çarpı 180'dir. Herhangi bir çokgenin, bakın şöyle bir çokgen çizdik. Dedi ki altı kenarlı çokgen çizdik. Herhangi bir iç açısı, iç açılar toplamı pardon. Kaç kenarlı bu? 6 kenarlı bakın. 6 çarpı 6 eksi 2 tane 180. Yani 4 tane 180. 720 derecedir bir altıgenin iç açılar toplamı. En eksi 2 çarpı 180. Üçgen düşün bak. Üçgenin iç açılar toplamı neydi? 180 değil mi zaten bakın. 3 eksi 2 çarpı 180 ne yapar? 180. Dörtgenin iç açılar toplamı nedir? 4 eksi 2 çarpı 180. Yani 2 çarpı 180 360. Anladın mı? Bunlar hepsi böyle. Peki bütün çokgenlerde olduğu gibi bütün şekillerde de olduğu için daha doğrusu ne olur? Söyleyemedik. Dış açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Her şekilde bu böyledir. Üçgende de, dörtgende de, beşgende de fark etmez. İç açılar toplamı değişirken dış açılar toplamı bütün şekiller için 360'tır. Yüzgen de olsa 360'tır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bakın mesela hemen ÖSYM'nin sorduğu bir soruya bakalım. 2010 LYS'de sormuş mesela. Hocam diyeceksiniz ki biz LYS'ye mi giriyoruz, KPSS'ye gireceğiz? Fark etmiyor. Çok da öyle farklı sorular çıkmıyor aslında. O yüzden zaten zor olanlarını geçiyorum. Kolay olanlarına bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi kaç? 1, 2, 3, 4, beşgendir bu değil mi? Zaten kendisi de vermiş. Peki beşgenin iç açılar toplamı ne olur? 5 eksi 2 çarpı 180 yani 3 çarpı 180 540 olur. Demek ki şunların toplamı 540 olacak. 100, 200, 400, 450, 70. Şu anda 470. 540 olması için kaç lazım? 70 derece lazım. Gördüğünüz gibi çok basit bir soru sormuş ÖSYM arkadaşlar. Şuradan bakarsak ne diyor? Dış dikey bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri 120, 125 ve 145'tir. Diğer dış açılar, iç açıların ölçüleri eşit ve 150 olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu tür durumlarda biz iç açılardan gidemeyiz bakın. Diyelim ki bilmiyoruz kaçgen olduğunu. Şöyle bir bakın bir tanesi 120'miş. Bir tanesi 125'miş. Bir tanesi 145'miş. Diğerleri de 150. Hoppala. Kaç tane 150? Bilmiyoruz. Diğerleri 150 demiş. Ölçüler eşit ve 150. O yüzden bunun iç açılardan yapamayız. Dış açılardan yapacağız. Şunun bir dış açısı bakın 60 derecedir. Şuradaki dış açısı burası 125 olduğu için 55 derecedir. Şuradaki dış açısı 145 olduğu için 35'tir. Hepsini 180'e tamamladığı için. Bakın şu 30. Bundan sonrakilerin hepsi 30 olur. Değil mi? Bu en kenarlı bir çokgense bak. 1, 2, 3 tanesinin toplamını kaç? 60, 115, 120, 150 bak. Artı bakın en kenarlı olduğu için 3 tanesi gitti. En eksi 3 tane kaldı. En eksi 3 tane de 30 var. Doğru mu? İşte biraz daha tuhaf yazıyorum. Bak 150 nereden geldi? Şuradan. 60, 55 daha, 115. Şöyle 150 oldu. Artı diyorum. Geriye kalan en eksi 3 kenar da dış açı da her biri 30 derece olduğu için
ve bunların toplamı da 360 olduğu için rahat bir şekilde kaçgen olduğunu bulurum. 150 at karşıya n eksi 3 tane 30 ne oldu? 210. 30'a böldüğümüzde 7. N eksi 3 eşittir 7'den n eşittir 10. Bu bir 10 kenarlı çokgenmiş arkadaşlar. Anlattık mı? Evet. Peki düzgün çokgen nedir? Düzgün çokgen de arkadaşlar, şimdi bizim mesela biraz önce çizdiğimiz, atıyorum şöyle bir beşgen. Bakın burada bu açılar farklı, değil mi? Kenar uzunlukları farklı. Bu herhangi bir beşgendir. Ama işte bunun hem kenar uzunlukları hem de açıları eşitse o zaman düzgün beşgendir. Tüm kenar uzunlukları ve iç açıların ölçüleri eşit olan konveks çokgene düzgün konveksi boşver. Çokgene düzgün çokgen denir sevgili gençler. Demek ki tüm kenar uzunlukları ve iç açıların ölçüleri eşit olacak. O yüzden mesela düzgün üçgen nedir aslında? Daha önce gördük bunu. Eşkenar üçgendir bakınız. Bütün kenarları eşit ve bütün açıları da mecburen eşit olduğu için 60 derece olan düzgün üçgene ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz. Düzgün dörtgen nedir? Düzgün dörtgen de karedir arkadaşlar. Bakın bütün kenar ölçüleri eşit ve bütün açılar da eşit olduğu anda bütün açılar ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Ve bu bir kare olacaktır. Düzgün dörtgen. Ve bundan sonra düzgün beşgen var işte. Düzgün beşgen de şöyle çizebiliriz mesela. Diyelim ki bütün kenarları eşit ve bütün açıları da eşit olan beşgene düzgün beşgen deriz. Değil mi? Bunlar böyle. En kenarlı bir düzgün çokgende, en kenarlı düzgün bir çokgende dış açılar ölçüsü her yerde aynı olduğu için dış açıların toplamı 360'tır. Bakınız. N tane kenarımız olduğu için N'e böldüğümüz zaman bir dış açıyı bulmuş oluruz. Anlaştık mı? Yani bütün dış açılar eşit olduğu için şöyle dikkat et. Şu dış açıda, şu dış açıda, şu dış açıda. Bütün dış açılar şöyle birbirine eşit. Neyse işte bu alfa ise alfa, alfa, alfa. Hepsi alfa. Bu kaç kenarlı diyelim ki? N kenarlı. Bütün açı, dış açılar toplamı 360'tır. N'e böldüğümüz zaman bir dış açıyı bulmuş oluruz. Bir dış açıyı bulduktan sonra 180'den çıkardığımız zaman da bir iç açıyı bulmuş oluruz arkadaşlar. Hani şöyle düşünün. Bakın mesela bunu şöyle uzatsak. Değil mi? Bunu da şöyle uzatsak. Bunu da şöyle uzatsak her neyse. Bakınız şurada bu açıyı da şunları bilmiyoruz mesela. 60'ları bilmiyoruz mesela. Burası şurası ve şurası birbirine eşit. Alfa, alfa, alfa. Toplamlar da 360 her şekilde. 360 bölü 3'ten ne olur? Dış açıyı buluruz 120 diye. Sonra bunu 180'e tamamlarız 60 olur. Mesela beşgeni yapalım. Tamam dörtgeni de biliyoruz 90-90'dır ama beşgeni diyelim ki bilmiyoruz. Beşgenin bir dış açısı nedir? 360 bölü 5'tir arkadaşlar. Yani 70.